Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişi şişi atkılar, şallar, ırkalar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için ortak alınlık teyp kullandım. 3 numarada şişim var. Bakın şöyle sıralı, arka yüzü bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde bir örgü anlatacağım. Şimdi örgümüz için üçer ilmeğe ihtiyacımız var. Hep 3 ilmek üzerinden yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız. Şimdi hemen anlatmaya başlayalım. Modelimiz de burada dursun. Ara ara zaten göreceksiniz. Şöyle hemen başlayalım. 3 ilmek üzerinden. Modelimize ön yüzden başlıyorum değerli izleyicilerim. Bak şöyle alt ucunu bir diş ara ördüm. Tam örneğim net görülsün diye. Şimdi şöyle kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi örmeden aldım. 2 ile 3. ilmeği örüyorum. Bu örmeden aldığım ilmeği sol şişime geçiriyorum. Sonrasında örüyorum. Tekrar bakın aynı. Bir ilmeği örmeden aldım. 2 üçüncü ilmeği örüyorum. Sonra bu ilmeği sol şişime, diğer iki ilmeğimi sağ şişime geçirdim, ördüm, bıraktım. Yine aynı, birinci ilmeği örmeden alıyorum. 2 üçüncü ilmeği örüyorum. Sonrasında birinci ilmeği sol şişime, iki tane örmüş olduğum ilmeği sağ şişime ve örüyorum. Yine aynı bakın. 1 2 örüyorum, bırakıyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Bu birinci sıramız değerli izleyicilerim. 3 ilmek ve 2 sıradan oluşan bir örgü bu. Şimdi kenar ilmeğimden sonra bakın 1 2 3. ilmeğimi önce ters örüyorum. Sonra birinci ilmeği örüyorum. En sonda şu ortadaki ilmeğimi örüyorum ve bırakıyorum. Yine devam ediyorum. Bakın 1 2 3. ilmekten başlıyorum. En baştakini örüyorum ve ikinci ilmeği örüp bırakıyorum. Yine devam ediyorum. 3. ilmekten, 1. ilmekten ve en son ikinci ilmekten ördüm, bıraktım. Yine 1 2 3 birinci ilmekten ördüm, yani üçüncünün sonra 1 ve 2'yi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Bir örneğim şu an bitti değerli izleyiciler. Bir örneğimiz bitti. Siz modelimi izleyin. İkinci örneğimize geçeceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Şimdi yine devam ediyorum. Aynı ikinci örneğimi anlatacağım. Bakın kenar ilmeğimden sonra buradaki 3 tane ilmeğimi bir tanesini örmeden alıyorum. 2 ile 3. ilmeği örüyorum. Sonrasında bu örmeden almış olduğum ilmeği şu şekilde sol şişime geçirdim. Sonrasında diğerlerini sağ ve ördüm. Yine devam ediyorum bakın. Örmeden alıyorum. 2 ile 3'ü örüyorum. Sonra örmeden almış olduğum ilmeği yer değiştiriyorum. Vurgu yapar gibi. Ve sonra örüyorum. Yine devam ediyorum. Hep 3 ilmek üzerinden. Bırakıyorum bakın. Sonra örüyorum birinci ilmeği. Önce birinci ilmeği örmeden aldım. 2 ile 3'ü örüyorum. Sonra birinci ilmeği yer değiştiriyorum. Ve örüp bırakıyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzüne ikinci örneğimin ikinci sırasına, son sırasına geliyorum.
Yine kenar ilmeğimden sonra bakın. 3 tane olan ilmeğimin 1 2 3.sünden ters örüyorum. Sonra en baştakini örüyorum. Şu şekilde. Sonrasında da ortadakini örüp bıraktım. Aslında çok basit bir model. Ama belki örerken biraz zor gibi görünür. Ve örüp bıraktım bakın. 2 3'ten başlıyorum. Ve ortadaki ilmeğimi ördüm, bıraktım. Yine devam ediyorum bakın. 1 2 3. Üçüncüden başlıyorum. Sonra en baştakini örüyorum. Ve ortadakini ördüm. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum değerli izleyicim. Arka yüzü bakın bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Harika bir örgü. Zaten örgü çoğaldığı zaman kendini gösterir. Ben şimdi orta kalınlıkta ip kullandığım için 3-3,5 numara şiş ile diyorum. Sizler ipinizin kalınlığına göre de şiş numarasını ayarlarsınız. Kalın ipiniz varsa daha kalın şişle de örebilirsiniz bakın. Örgü zaten çoğaldığı zaman daha da gösterdi kendini. Harika bir örnek. Hem kolay hem zevkli. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.